hem malçtır hem suyun daha çok nemli olduğu bölgede derin ekimdir bu. Bunlar evet, bir mesela çıkmaya yaklaşmış. Çıkmaya yaklaşanlar kafasını açıyor. Bunlar tohumdan renkli tepsi. Tohumdan yetiştiler, buraya burada artık çıkma evresinde. Bu kafasını açıyoruz mesela, artık burada devam edip gidecek, büyüyüp devam edecek. Oturak fasulye türler için, türü için denedik bunu. Sadece bir kere can suyu verdik. Bunlara başka hiçbir şey vermedik. Bu da aynı şekilde fasulyenin örneğinde olduğu gibi buradan büyüyüp dışarıya doğru devam edecek kendisi. Çıkmaya yakın kapağını açacağız. 6 yıldır Van'da tohum üzerine çalışmalarım var. Ata tohumu üzerine çalışmalarımız var. 250'den fazla çeşidimiz olup işte bazen böyle büyük çaplı üretim yapabiliyoruz. Bu yılda küresel ısınmaya dikkat çekmek için değişik bir üretim yöntemini gösterdik. Yani susuz tarım da olabiliyor. Yani az suyla, hemen hemen hiç kullanmadan suyla da tarım olabildiğini insanlara göstermeye çalışıyoruz inşallah. Sadece can suyuyla bu gördükleriniz şu ana kadar halinde hiç suya ihtiyaç duymadılar. Çok çok isteseler Temmuz ayının çok sıcağında belki bir kere ihtiyaç duyarlar. Başka ihtiyaç olacağını zannetmiyorum. Belki ona bile ihtiyaç olmaz. Hem geri dönüşüme katkı sağlamış olursun. Mesela biz bidonlarımız süt kullanmış bidonlar, çöpe gidecek bidonlardı. Onları kullandık alt tarafını keserek. Suyu içerisinde devir daim yapıyor. Hem mini sera oluyor, malç etkisi yapıyor. Yani bitki hemen hemen hiç suyla susuz yetişiyor. Susuz tarım zaten bu. Verimde bir değişiklik olmuyor. Kendileri de deneseler görürler zaten. Özellikle kavun karpuzda daha lezzetli kavun karpuz elde edeceğiz inşallah. Çalışmalarımız hepsinde farklı çeşit domates türleri var. Biz zaten tohum üzerine çalışmalarımız olduğu için burada biber türlerimiz var. Bölüm bölüm ayırmışız cinsler arasında karışık olmasın diye. Diğer sıradakilerimiz daha büyük. Bunlar biraz daha yeni boylanıyor.